Bakın soru. Ne geliyor şimdi. Jüri'de ateş eden sorular soruyorum. Eyvah, bu en sevdiğin renk nedir? Beyaz. En sevdiğin meyve? Nar. Başardığın en zor şey neydi? Süremiz başladı efendim. Dış seslere kulaklarımı tıkamak. Harika. Bir hayvan olsan ne olurdun Jüri'de? Ay, zürafaları çok seviyorum. Yapmayı en sevdiğin iş nedir? Haberi çok seviyorum hala hazırda. Hayatta en korktuğun şey ne? Yanlış anlaşılmak. En sevdiğin spor dalı? Basketbol, tenis, paten. Hepsi. Sportifim. İzlemekten keyif aldığın film türü? Belgesel türü. Gerçek şeyleri seviyorum. Çok kurguyu sevmiyorum. Hayat bana daha hikayesi yoğun bir kavram olarak geliyor. Çok güzel. Ne tarz müzik dinlersin? Ya her tarz. Arabesk de dinlerim, caz da dinlerim, rap de dinlerim. Açım çok geniş, duygusu olan her şeyi damardan verebilirsiniz. Aha, müziği kızım. Çok seviyorum. Rakip gördüğün bir sunucu var mı? Herkesten bir şey örnek alıyorum. İmrendiğim, takdir ettiğim sunucular var. Hep oldu, hep de olacak. Hem eskilerden var, hem yenilerden var. Harikasın. En sevdiğin sanatçı? Tek bir kişi yok ki. Çok sanatını aşkla yapan, yüzünde o trans halini gördüğüm bütün sanatçıları çok beğeniyorum. Pekala, süremiz azalıyor. En sevdiğim takım? Galatasaraylıyım. Bir de Kapsin Kaflı'yım. Küçüklükten Kapsin Kaflı'yım ve Galatasaraylıyım. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Çantanda olmazsa olmaz eşyan nedir? Bir çantan var mı sürekli yanında taşıdığın? Alabilir miyim lütfen Jülde'nin çantasına? Ne var ben merak bak, ediyorum. Ekip tanıyınca bu evet 40'ta hep son ana kadar yanımda, çok özel bir şey beklemeyin. Ya şimdi Ebru şöyle, tabii bizim yaptığımız soru bakın, programında çok not almamız gerekiyor. Evet. Çünkü detay tarih. Benim ne olacak? İşte not almak için de kağıtlarım var. Çok özel isim ve tarih, onları tam gözüm görsün diye keçeli kalemlerim var. Süreyi dondurdum bu arada, var. Haksızlık etmeyeyim sana. Ondan sonra artık yaşlandım, zor görüyorum, gözlüğüm var. Ve her an her şey olabilir. Canlı yayına çıkabilirim. Ya. Intercom için şeyim var, kulaklığım var. Helal olsun sana. İnanılır gibi. İşte bir habercinin çantasından her çıkanlar. Her an canlı yayın olabilir. Çok güzel. Çocukluğuna dair en özlediğin şey nedir? Ya süreyi alabilir miyiz efendim? En özlediğim şey, bir kestane tepsimiz vardı. Babam onda kestane yapardı ve onun başında dördümüz, ablam, ben, babam, annem çok güzel sohbet eder, kestane yerdi. Çok samimi anlardı. Özlüyorum onu. Onu özlüyorsun. Hiç hayal kırıklığına uğradın mı? Oho. Hiç bu soru mu? Mı? Bu soru mu Ebru'cum? Aldatıldım. En sevmediğin ulaşım aracı nedir? En sevmediğim... Ben gitmeyi çok sevdiğim için bütün ulaşım araçlarını çok seviyorum. Harika. Gitme fiilini seviyorum çünkü. Çok güzel. Peki en çok nereni beğeniyorsun? Ay. Ya bir şey söyleyeyim, ben kendimi o kadar da beğenmiyorum aslında Ebru. Gerçekten. Dünya beğenmiş, ben beğenmiyorum. Bir şey söyleyeceğim, o bir 18-19 yaş şuursuzluğuymuş. Sonrasında ben ne o özgüvenle büyüdüm, ne de sonrasında çok güzel olduğumu duydum. Hatta seyirci de bilsin ki Türkiye güzeli olduktan sonra öyle bir şamarlar yerseniz ki, sıklıkla en çok duyduğum laf şuydu. Aa, bu muymuş? Ay, ben ondan güzelim. Dolayısıyla yarattığım hayal kırıklığı için 30 yıl boyunca özür dilerim. Her zaman ama güzelsin. Malzeme bu, yapacak bir şey yok. Müthiş ya. Güzelsin. Peki çocukken ne olmak isterdin? Çocukken ne olmak isterdim? Ya şeyi hatırlıyorum, hani böyle bir başarılı iş kadını olayım falan. Hani böyle bir nasıl iddialı bir çocuk olduğumu hatırlıyorum. Başarılı bir şey olacaktım ama ne olacaktım bilmiyorum. Lahmacun mu pizza mı? Lahmacun tabii ki. Arasına soğan ve maydanoz da olsun. Vay vay vay. Adın Jüri'de olmasaydı ne olurdu? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunun bir benim göbek adım Fatoş. Benim canım ablam. Yani taparım kendisine. Fatoş koymuş. Fatoş adıyla çok uzun yıllar barışamadım. Çünkü Jülide'yi daha çok seviyorum. Annem de bana şirin göstermek için dedi ki kızım Fatoş bebekler vardı. İşte ablan adını oradan falan filan. Yıllar sonra ablam dedi ki yo bizim bebeğimiz falan yoktu ki. Bir tane içi doldurulmuş eşek sıpası vardı dedi. Üstünde de Fatoş, ondan almışsındır dedi. Yani adım da şey, eşek sıpasından almış. Ek süre istiyor musun? Devam edelim mi? 8 saniye var. Yok, idareli peki. Kullanayım. Peki idareli kullanayım diyor. Hemen geliyoruz. İlk kazandığın parayla ne aldın? Ne aldım? Ay, hatırlamıyorum bile. Hiç hatırlamıyorum. Çok özel bir şey almamışım. Devam istiyor efendim. Ek süre talep etti Jüride Ateş. Veriyoruz keyifle. Karakterinde bir şey değiştirebilecek olsan neyi değiştirirdin? Neyi değiştirirdim? Vallahi birçok şeyi hala hazırda değiştirmem gerekir. Çünkü o tekamül yolunda hala ne oldum? Yani yolculuğum devam ediyor. Hala değiştiriyorum. Her gün kendimle ilgili bir şeyi
değiştirdiğim bir dönem hala hazırda. Bir tek şey değil ki Ebru'cum. Hamdım, piştim, oldum. Hala hamım. Değil mi? Evet, hala başa yolculuğum dönüyoruz. Devam ediyor. Keşke'yi neyle tamamlarsın? Keşke şu bilinçle ve şu farkındalıkla bir daha yaşayabilseydim. Mümkün değil. Bu kadar da lezzetli olur muydu bilemiyorum. Aynen. Ama şimdi geçmişime baktığımda tabii ki daha toymuşum. Daha hatalarım olmuş, alınganlıklarım, hayal kırıklıklarım daha kolay atlatırmışım. Fazla güvenmişim, keşke güvenmeseydim. Ben şuna inanıyorum, karşımdakini hiçbir zaman değiştiremem. Güvenmeseymişimden ziyade kendimi yapılandırmayı öğrettiği için bütün yol arkadaşlarıma teşekkürler. Vay vay vay. Hayatımda hep o gizli çorak bahçemde tohumlarım olsun, gerçek bir şeyler olsun, gerçek ve samimi bir şeyler olsun. Şu anda aşık mısın? Değilim ama aşka açığım. Aşka, hala lütfen. Sevgiye ve aşka çok açığım. Lütfen. Peki kadın isterse ne yapar Jülide Ateş? Kadın isterse... Yaratır demek istiyorum. Tabii bu kelime de bazı muhafazakar kesimi rencide ediyor. Yaratmak Allah'a mahsus tabii ama ben elbette Allah'a mahsustur. Öyle bir yaratımdan bahsetmiyorum. Muktedir oldukları bu bağlamda konuşayım. Hani kimsenin de kalbini kırmadan ve gücendirmeden konuşmak istiyorum. Yoktan var eder, yaratır, besler, büyütür, güzelleştirir. Harikasın. Yani süreyle yaşıyor gördüğünüz gibi efendim. Kendisi toplam 4 dakikada harika, doldurdu ve süper. Noktayı koydu. İşte profesyonellik böyle bir şey. Kadın isterse her şey olur. Bir umut meleğine.